Alo Adalı, duyuyor musun beni? Duyuyorum müdürüm. Ha, bak şimdi. Senin bana bu analiz için verdiğin madde uyuşturucu çıktı. Biliyorum müdürüm. Biliyor musun? İçimizdeki kuryenin kim olduğunu buldum. Buldun mu? Kim ulan bu? Kim ulan bu? Söyle bunun adını bana. Kim bu? Adalı! Kim ulan? Kadir. Ne yapıyorsun lan, delirdin mi? Benim ben. Kim olduğunun farkındayım dayı. Daha kafayı kırmadım. Ne yapıyorsun öyleyse? Oğlum niye bana silah tutuyorsun? Mevzuyu buraya kadar getirmeyelim demiştim sana. Kardeşliğimiz bozulur demiştim. Dinlemedin lan beni. Kadir, derdin ne senin? Derdim senin uyuşturucu taşıman. Uyuşturucu? Bak, bu bir mavraysa çok sıkıcı olmaya başladı ha. Çok sıkıcı. Mavra yok dayı. Mavra yok. Her şeyi çözdüm ben. Sen bana tuzak mı kuruyorsun lan? Ha? Arabanın bagajına uyuşturucu falan mı yerleştirdin? Kumpas mı kuruyorsunuz lan bana? Kimsenin bir şey kurduğu yok. Her şeyi sen kurdun. Ne kurmuşum lan ben? Kolundaki saat. Kronometre. O kronometreyi neden kurduğunun da farkındayım. Allah Allah. Niyeymiş? 12. saatte malların teslimatını arabandan yapıyorsun ve yükleme yıkamacıdan yapılıyor stepneye. Tabii. Polise uyuşturucu taşıtmak güzel. Güzel kafa. Güzel kafa da zaten senden kimse kullanmayacak. He? Zaten nam salmışsın teşkilatta. Öyle değil mi? Zaten kimse senin farkına varmayacak. Hepsini çözdüm ben. Hepsini çözdüm de dayı. Niyesini çözemedim. Niye? Niye birader? Niye bulaştın bu işe? Niye elini kirlettin lan? Çünkü bazen hiçbir şey yetmez. Kazandığın para yetmez. Rütbe, mevki yetmez. Yaşadığın hayat yetmez. Hep haksızlığa uğramış gibi hissedersin. Hep görmezden gelindiğini düşünürsün. Yani herkes yürümek ister ama sen koşmak istersin. Ben de koştum işte Adalı. Ama yakalandın. Avcıya yakalandın. Doğru. Doğru, yakalandım. Avcıya yakalandım. Yalan yok. Bunun olacağını tahmin ediyordum. Ama bu kadar kısa sürede olacağını düşünmemiştim. Sen iyi bir polis olacaksın Kadir. Sen çok yanlış yaptın Veli. Hem kendine yanlış yaptın hem de bana yanlış yaptın.
Ulan dedim Kadir, bu sefer sevdiğim bir abin oldu dedim. Yine sevdiğimiz yerden vurulduk be. Yine yalnız kaldık lan. Kadir, bunu açmam lazım. Telefonu çıkar ama yavaşça. Kadir, bunu açmam lazım. Telefonu bana yolla. Kadir, bunu açmam lazım. Telefonu bana at! Hemen! Tamam. Tamam, bak beni yakaladın. Eyvallah. Eyvallah ama bilmediğin şeyler var. Bu işte ipotek var. Malları taşıyanlara ipotek koyuyorlar. Kat karşılığı nakliye işi mi? Kat karşılığı değil, aile karşılığı. İpotek, malları taşıyanların aileleri. Kadir. Kadir bak, 25 dakika. 25 dakika. Eğer o arabanın içindekileri 25 dakika içinde teslim etmezsem ailemi öldürürler. Sen benle mi geçiyorsun lan? Geçmiyorum lan. Sıkma dayı. Sıkmıyorum. Sıkma. Kadir. Bak. Tamam. İnanması zor. İnanması zor ama ya gerçekse? Ya ailemi yok ederlerse? Ya ailemi öldürürlerse? Buna vicdanım dayanmaz. Bununla yaşayamazsın. Ben yaşayamam. Sen yaşayabilir misin? Kadir. Sana öğretemedim mi ben mesleği Kadir? Önce silahımı alacaktın. Önce silah. İkimizin de en zayıf tarafı aile. Bizi vuran aileyle vurur. Merhamet beni değil ama seni bitirir Adalı. Bu da sana son dersim.